Merhaba. Evet, vaktiyle çok kullanılan, şimdilerde ise o kadar yaygın olmayan yeni bir haberleşme interfeysi ARES 232 seri haberleşme konusundan biraz bir örnek yapacağız. Özellikle bazı cihazlarda hala bu portun bulunması ve kullanım kolaylığı, işte maliyet konusunda sağladığı avantajlar dolayısıyla hala tercih eden üreticiler var. Sahalarda da karşımıza çıkıyor. Özellikle barkod okuyucu, tartım cihazları, indikatör gibi cihazlarda görmemiz mümkün. Şimdi Siemens'in de bir barkod okuyucusu var, MV serisi. Hem QR kod hem de barkod okuyor. Bununla ilgili bir örnek yapacağız seri port üzerinden. Yine SL1500 PLC ve yanına takılan veya I/O üzerinde, ET200 SP üzerinde, Remote I/O üzerindeki P2P modülünü kullanarak veya doğrudan 1200 ile de yine aynı örnek yapılabilir. Burada yapacağımız işlem önce barkod okuyucuyla gereken ayarları yapacağız, konfigürasyonları yapacağız. Sonra kablo bağlantısını yapacağız. Daha sonra program tarafında da devreye almasını ve uygulama örneğini göstereceğiz. İşlem aslında tek yönlü gibi. Yani okuyucu bir QR kodu veya barkodu okuyor. Daha sonra bunu RS-232 üzerinden genelde ASCII kullanarak seri olarak byte byte gönderiyor bilgileri. PLC'den de biz bunu alıp bir database'in içerisine döngüsel olarak oluşturulmuş bir buffer var. Ring buffer dediği. Bunun içerisine atıyoruz. Buffer'ın sonuna geldiğinde en baştan yazmaya devam ediyor. Bunu detaylı olarak göstereceğiz. 1500 CPU kullanacağız. Dediğim gibi P2P Freeport komutu var. Kütüphanesi var. Onunla bu işlemi yapacağız. Bu iki modülden birisi olabilir. Burada anlatılan örnekte bunlar ikisinde de kullanılabiliyor. Yine 1200'de de 1200'ün seri kartları kullanılarak benzer uygulama yapılabilir. Burada kullanacağımız okuyucu da Siemens'in MV serisi. MV320 var benim elimde. 320-325 için geçerlidir. Yine benzer farklı markalar da olabilir. Ya, seri port kısmı zaten hemen hemen aynı. Aldığı verdiği bilgiler. Sonuçta cihazla çok bağımlı değil. Porttan gelen bilgi okuyor sadece. QR veya barkod şeklinde olabilir. Şimdi bağlantı tarafında ben ET100SP P2P modülünü kullanacağım. Bu modülün üzerinde hem 485 var hem 232 var. Daha önce Modbus RTU örneğinde 485'i ne yapıyorduk? 12 ve 14 pinlerinden bağlıyorduk. Şimdi 232 bağlantısı için 1, 2 ve 9'u kullanacağız. 9 ve 10. Burada 9 ve 10 ground olarak verilmiş. Ben burada 1, 2 ve 9'u kullandım. 1 gönderme, 2 alma pini seri haberleşmenin. 9 da ground. Diğer taraftan kullanacağımız barkod okuyucunun özel bir kablosu var. Bu kablonun da üzerinde bir 9 pinli sub-D konnektör var. Bunun pin şeyleri burada verilmiş. Hangi pinleri kullanacağımızı da ben işaretledim. Bu aslında kameradan göstersem daha güzel olacak. Şimdi barkod koyucumuz şöyle bir cihaz. Üzerinde bir tetik kısmı var. Burayla okuma için. Hem kullanıcı elinde tutup okutabiliyor hem de sürekli okuma modları veya trigger pini var. Oradan da okutabiliyorsunuz. Öncelikle üzerinde USB kablosu var. Bu USB kablosu doğrudan bilgisayara ve HMI paneli, IPC'ye bağlanabiliyor. Onun içinde hazır tool'ları var HMI'nin veya IPC'de kullanılacak runtime üzerinde. Bunun için hazır objeler var doğrudan okumak için. Veya bizim gibi PLC'de kullanacaksanız şu kabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Bu kabloyu da değiştirmek için bakın şurada bir tane ince bir deliği var. Buraya bir ataçla veya benzer bir şekilde ince bir tel yardımıyla bu kabloyu çıkarmamız gerekiyor. Böyle atacı kullanarak şöyle çıkartabiliyoruz. Baktığınızda RJ45 tipinde bir konnektör. Bu kablo USB bağlantısı için gerekli. Diğer taraftan seri portta kullanmak için yine farklı bir kablosu var. Burada gördüğünüz spiralli bir kablosu var. Bunun da yine bir tarafı okuyucuya girecek RJ45 gibi. Burada da 9 pinli seri konnektörümüz var ve güç beslemesi için ayrıca bir burada soketi var. 5 voltla çalışıyor okuyucu. O yüzden 5 voltla besliyoruz. Tekrar görsele dönecek olursak bakın burada haberleşme kısmı için kullandığı konnektör B dediği kısım. Bir de konnektör C dediği kısım var. C dediği kısımda bakın 5 voltla besliyoruz. 500 miliamperlik bir güç harcıyor. Akımı gerektiriyor. İç taraftaki kısmı artı, dışarıdaki kısmı eksi şeklinde. Diğer tarafıyla bir işimiz yok bu zaten. Şeye okuyucuya giriyor. Onu da tekrar şöyle göstereyim. Bakın şu kısmı aldık. Okuyucunun şöyle okuyucuya takıyoruz. Burasıyla artık işimiz bitti. Diğer tarafı bağlarken pinlerin uçlarının numaralarına bakmamız lazım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. 24 voltla besleyeceğiniz zaman bunun için piyasada şöyle hazır konnektörler var. Bunları kullanabilirsiniz. Bir tarafı yine soketli. Buraya uygun şekilde çapı şuraya takabiliyorsunuz. Bu şekilde besleyebiliyorsunuz. Diğer tarafı konnektörlü vidalı. Buraya da artı eksi uçları kolaylıkla bağlayabilmenizi sağlıyor. Bunu taktığım zaman zaten okuyucunun dikkat ederseniz enerjisi geldi direkt. Bağlı zaten. Şimdi diğer taraftan da şu pini bağlamamız gerekiyor. Oranın bağlantısı içinse şöyle yapalım. Oranın bağlantısı için neler lazım? Konnektör B'ye baktığımızda 2, 3 ve 5 lazım bize. RX, TX ve GND uçları lazım. RX, TX ve GND'nin bağlantısı için genelde
Diğer tarafa lehim yaparız. Yani diğer tarafta kullanacağımız soketi lehim yapıp o şekilde bağlıyoruz. Ama eğer lehimle uğraşmak istemezseniz de yine piyasada kolaylıkla temin edebileceğiniz şöyle soketler var. Bunun bir tarafı dişi veya erkek olabiliyor. Burada kullanacağımız örnekte zaten erkek olanı var. Boşta olandan göstermek için bir de dişi olanını gösteriyorum. Burada altta lehimleri yapılmış, direkt pinleri size veriyor. Ama burada şeye dikkat edin. Burada yazan numaralarla bizim istediğimiz pinler bir değil, eş değil. Çünkü karşı tarafa göre değil, bu kendine göre bu numaraları vermiş. Şimdi karşı tarafınki, örneğin karşı taraf derken barkod okuyucunun pinleri. Şu baktığınız zaman şöyle sağ üstten 1 diye başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 sonra 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Ama bu tarafta numarayı verirken yine sağ üstte vermiş 1, 2, 3, 4 diye. Ama bunlar karşılıklı geldiği zaman bunun sağ üstü diğerinin sol üstüne denk geliyor. Simetrik oluyor. O yüzden buradaki numaralar geçerli değil. Siz bunun hangi numaraya neyin denk geldiğini tek tek bakmanız lazım. Veya gözle takip ederek de bulabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Nelere denk gelmiş bende? Aslında kullandığım uçlar burada mavi mavi beyazı zaten bağlamasam da oluyor. RTS uçlarını. Neleri kullandım ben? Kahve, kahve beyaz ve turuncu. Yani eksi. Burada 2, 3 ve 5'i kullandık. 2, 3 ve 5'te bakın. Burada tam tersi denk geliyor. Şu taraftan gidiyor aslında. 1, 2, 3, 4 diye simetrik olduğu için. Burada 5 yazan yer 1 gibi düşünün. 2'yi, 3'ü ve 5'i kullandım. Tam tersi. Böyle bir yapı. Yani burada gördüğünüz numaraları tersten düşünün. 1, 2, 3, 4, 5 değil. Soldan sağa 1, 2, 3, 4, 5 diye düşünün. Burayı da tam tersi. 9, 8, 7, 6 değil. Tam tersi. 6, 7, 8, 9 diye gidecek. Böyle bakarsanız düzgün oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bunları birbirine bağlıyoruz. Şu iki kablo fazla. Ben denemek için takmıştım. Olmadan da haberleşmemiz geliyor. Kablo konusu bu şekilde. Şimdi tekrardan dönersek. Burada bağlantıları gösterildiği şekilde yapıyoruz. ET100SP tarafındaysa dediğim gibi 1, 2 ve 9 veya 10'a gelecek. Zaten 9 ve 10 içeride köprülü. Diğer tarafın önden görünümü de bu şekilde. Sağ üst köşe 1 diye başlıyor. Orada da 3, 2, 5'i bağlıyoruz. Aynı şekilde burada da daha detaylı vermeye çalıştım. Hani böyle çok detaylı vermeye çalışıyorum ki hani elinizde hap şeklinde bilgi olsun. Tek tek ben bunları oturup dokümanlardan çıkartıp bunlarla uğraşmayın doğrudan. Hangi kabloyu nereye bağlayacağım diye araştırmanıza çok fazla gerek yok. Zaten uygulama örneğini de paylaşacağım. Şimdi örnek tarafına geçelim. Hani TIA portalından da devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bazı dokümanlar var. Ben onları göstereceğim size. Şimdi öncelikle kullanacağımız uygulama örneği. Burada Entry ID'ye de bakarsınız. Şu ID'den gelip CIOS'tan bulabilirsiniz. Ben bütün dokümanları yine uygulama örneğini yaptığınız projeyi hepsini videonun linkinde açıklamasında görebileceksiniz. Ama ihtiyacı olanlar da buradan girip bakabilirler. Şimdi örneğimiz burada. Şuradaki versiyon 17 ile yapılmış bir proje var. Bunu indirip doğrudan kullanabilirsiniz. Burada ET100SP örneğinde CPU olarak 300 kullanılmış. SSD 300. O yüzden MP'yi indirip SP'ye uyarlayabilirsiniz. Burada 1500 ile yapılmış. İkisinde deneme şansınız var. Dokümanları da mevcut. Bu arada bahsettiğim soketleri de hani internette bulmanız mümkün. Bu şekilde doğrudan kablo takılabilenleri de var. Yani getirip kabloyu takıp kılıflı olanları da var, böyle kutulu. Dişi erkek şeklinde böyle farklı farklı şeylerde bulma şansınız var. Hani lehimle uğraşmak istemezseniz diye. Şimdi burada öncelikle yapacağımız bazı işlemler var. Bunun için de özellikle barkod okuyucunun manueli var. Buradan ayarlarına bakmamız gerekiyor, neler yapmamız gerektiğine. Bağlantıyı anlattım. Bu dokümanları da paylaşacağım. Bu bağlantıları yaptıktan sonra programlama tarafına geçmeden önce cihazın bir takım ayarları var. Onun için de şimdi dokümanın içinde de bu kısımları bulabilirsiniz. Bir kere cihazı bir factory reset atmamız gerekebilir. Cihazı fabrika ayarlarını almamız gerekebilir. Bunun için şurada gördüğünüz QR kodu şeyden bir taratıyoruz. Barkod okuyucudan bir tarattığımız zaman fabrika ayarlarını alıyor ve burada data bit 8, stop bit 1, baud rate 115 ile kaydediyor no parity olarak. Daha sonra bunu kaydetmek için de save change dediği QR'ı okutuyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Şu an kameradan da daha iyi gözükecek. Bakın şu an barkod okuyucuyu şuraya tutup okutursanız zaten direkt yeşil yanıyor. Yani bu kodu aldı. Bir süre sonra tıt tıt diye tekrar ses geliyor. Şu an cihazı fabrika ayarlarını aldı. Daha sonra bunu kaydetmek için de diğer kodu okutuyoruz. Bunu okuduktan sonra yine yeşil olarak dırt diye bir ses geldi. İkinci ses geldiğinde hani bunu kaydetmiş olduğunu görüyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra cihaz artık fabrika ayarlarına döndü. Sıfırlandı, içinde farklı bir bilgiler varsa ve değişiklikleri de bu şekilde kaydettik. Daha sonra kütüphaneyi indirip veya bu uygulama örneği olarak vermişler, direkt kütüphanede değil. Bu örneği indirip ister bu örnek üzerinden gidebilirsiniz. İsterseniz başka bir mevcut projenize bu özelliği ekleyecekseniz bu uygulamayı. Bunu referans proje olarak açıp buradaki bloğu ve diğer şeyleri buraya kopyalayabilirsiniz. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Onun için de TIA portala dönüp böyle bakarsak. Burada mevcut bir projeniz var diyelim.
bu proje üzerine ekleme yapacaksanız şayet, o zaman referans proje olarak bunu açabilirsiniz. Burada ilgili uygulama örneğini olduğu klasöre gidip versiyon 19 mesela, en son ben yükseltmiştim bunu, 17 olanı indirip 19'da açıp yükseltebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bunu açtıktan sonra buradan gerekli kısımları projenize kopyalayabilirsiniz. Neler lazım burada? Kullanacağımız bloklar Freeport, Data P2P, Data Blue bunun. Daha sonra Startup OB'nin içinde de program var. Buradan bakarsanız portla ilgili ayarlar var. Bunları göstereceğim. Bu kısımları, OB'yi de kopyalayabilirsiniz. Ve bir de şurada data tipleri var. Şuradaki iki tane data tipini de PLC data type'ların altına kopyaladığınızda artık bunu projenize ekleyebiliyorsunuz. Mevcut bir projenize. Veya dediğim gibi bu örnek üzerinden de açıp devam da edebilirsiniz hani denemek için. Ya projenize başlarken o örnek üzerinden de başlayabilirsiniz. PLC konfigürasyonunu bir kere oluşturduktan sonra devam edebilir. PLC olarak bizim yine 1515 CPU'muz var. Network üzerinde de bir ET200SP istasyonumuz var. Bu ET200SP istasyonunda ve daha yakından bakarsak burada P2P modülümüz var. Şimdi bu modülü ekledikten sonra tabii belli ayarlar yapmamız lazım. Öncelikle port configuration kısmı bizim için önemli. Port configuration'da bir kere Freeport Modbus seçeceğiz. Burada 3964 lira diye Siemens'in kullandığı bir protokol vardı. Onu kullanmıyoruz. Daha sonra burada yaptığımız ayarların çok bir önemi yok. Çünkü bunların üzerine overload yapacağız. Yani OB100 içerisinde bunları yazacağız. O yüzden hani isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Ama kullanacağımız ayar 115 kilobaut, 115.200. Parity none olacak. Data bit 8. Flow control yok. Ve stop 1 bit. Stop bit 1 olarak bu şekilde kullanacağız. Bunun dışında diğer kısımları default'ta bırakabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken burası. Bir de burada sistem sabitleri kısmından şuradaki hardware ID'yi unutmayalım. Burası 265. Birazdan bunu blokta kullanacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra projemizi ekledikten sonra proje tarafına geldiğimizde bir kere şurada bir fonksiyon blok var. Bunun içeriği bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Yani bunun içinde ne yaptığıyla çok ilgilenmiyoruz. Burada bizim için önemli olan bu bloğun çağrılması. İçeride bu Siemens'in geliştirdiği bir kütüphane. Burada bakarsanız detaylı bilgi veriyor. Neler yapılmış, kim yapmış, ne zaman yapmış. Ve burada belirli sistem blokları, özellikle portların haberleşmesi için P2P ile ilgili komutlar burada çağrılıyor. Bunların bir sırayla düzenle çağrılması ve hata eklenmesi kısımları var. Geldik OB1'e. Burada bu bloğu çağırıyoruz. Freeport bloğu çağrılıyor. Burada giriş çıkışlar data bloktan bağlı. Yine uygulama örneğini hiç bozmadan bakın gösteriyorum. Siz de indirdiğinizde bunlar hazır olacak zaten. Ya bunları tek tek elle girmeye gerek yok. Zaten hazırlanmış. Bir tane data bloğumuz var burada, data diye. Data P2P. Bunun içerisindeki değişkenler buraya göre oluşturmuş. Bakın burada iki tane data type'i kopyalayalım demiştik. Eğer hani dışarıdan referans projeyi olarak açıp kopyalamak isterseniz ne yapıyorduk? Şuradaki PLC data tiplerine bunları kopyalamış olmamız gerekiyor. Bunu kopyaladıktan sonra buradan seçiyoruz. Oluşturduğumuz port config settings diye bir değişken oluşturuyoruz. Oluşturulmuş zaten, hazırda var. Hani sıfırdan yapmak isterseniz de bunları böyle oluşturuyorsunuz. Daha sonra da bir alt structure var. Yine bu data blokta uygulama örneği içerisinde hazır gelecek. Buralar bağlanmış şekilde oluyor. Burada yine en çok dikkat edeceğimiz şey, şurada datanın içerisinde port config kısmında şuraya bakın 265'i girmemiz lazım. Az önce baktığımız yerden bizim haberleşme portumuzun olduğu P2P modülünün hardware ID'sine bakıyoruz, buraya giriyoruz. Onun dışında çok fazla bir ayar yapmıyoruz. Yine burada önemli olan şuradaki startup OB. Şuradaki startup OB'nin içerisine girdiğiniz zaman burası bizim için önemli. Burada neler yaptığı, nelere değer atadığı önemli. Şurada gördüğünüz protokol, baud, parity, data bit, stop bit, flow control, mod gibi değişkenlere değerler atanıyor. Ve OB100'de çağrıldığı için bu atadığımız değerler hardware'de yapılan ayarların üzerine yazılacağı için bunlar geçerli olacak. Burada her birinin açıklamasından şimdi bahsedeceğim. Örneğin burada port config settings kısmında protokol diye bir değişken var. Burayı default 0 atmışız, yani free port seçili seri haberleşme için. Bunu protokol kısmına hepten bakarsak bakın 0 ise free port, 1 ise 3964 R protokolü geçerliymiş. Yine aynı şekilde baud kısmına bakarsak, baud kısmı da burada baud rate'leri görüyoruz. Bakın bu P2P bloğu ile ilgili help'te hepsinin ne anlama geldiği gösteriliyor. Burada kullanacağımız seri portun baud rate'ini buradan belirliyoruz. Biz şu anda 115.200 ile yapacağız. Başka bir örnekte 4800 yapılmış. Bu çok yavaş. Yani barkodu okutuyorsunuz 3-4 saniye sonra geliyor değerler. O yüzden 115 kilobaudu aldım ben. 11 yaptım dolayısıyla. Burada da default ayarlarda zaten şeydedir, 115'tedir. Barcode scanner. Parity kısmı yine parity'ye baktığınızda 1 no parity, 2 even, 3 odd gibi gidiyor. Dolayısıyla biz burayı 1 yapmışız no parity olması için. Bunun gibi diğer bilgileri de ben bu dokümanları da zaten şey ekleyeceğim. Sizle paylaşacağım dosyalara. Hali hazırda elinizin altında bulunacaktır şöyle tek bir sayfada. Diğer türlü şeyi hatırlamak zor. Ya baudu değiştireceksiniz mesela. Kaçtı, hangisi neydi? Bunu hatırlamak çok zor. Gidip tek tek hepten bakacaksınız. O yüzden
Doğrudan burada bir cheat sheet gibi elinizin altında olabilir. Dönelim şimdi program tarafına. Startup'ta bu ayarları yapıyoruz. CPU ilk run'a geçtiği zaman bu ayarlar yükleniyor. OV1'de de bloğu çağırıyoruz dedik. Daha sonra burada şeyi göreceksiniz. Online olayım şöyle. Burada PLC ilk run'a geçtiği zaman zaten initial call biti geliyor buradan. Yapılan konfigürasyon doğruysa valid biti true oluyor ki burada görüyoruz. Eğer bunu PLC'de buradaki ayarlarda bir değişiklik yaptıktan sonra kendiniz elle initialize etmek isterseniz şurada bir tane bit var. Bunu 1 yapıp 0'a çekebilirsiniz. Burada da yine valid true olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra her bir işlemden sonra zaten bir done biti var. Bu gelecek. Busy iken busy, error varsa error gelecek. Bu şekilde okuyoruz. Okuduğumuz değerlerde burada data dediğimiz data bloğun içerisinde. Bakın burada receive PTP. Burada receive data'yı görebiliyorsunuz. Daha önce aldığım değerler var. Şöyle bir stop run yapalım. Retain olmadığı için bunlar bir sıfırlansın. Şimdi bakın. Ring place 0. Receive length 0. Hiçbir şey okunmamış şu anda ve aldığımız bir değer yok. Örneğin burada yine şeydeki örneklerden bir tanesine bakalım. Şurada bakın dokümanda da verilmiş bu örnekler. QR kod verilmiş. Şurada şuraya okuttuğunuzda Siemens AG, buraya okuttuğunuzda Hello World. Burada ABCD diye gidiyor. Burada 0123 diye gidiyor. Örneğin şimdi Siemens AG yazısını ben bir okutayım bakın. Okuttuğum anda bakın burada ring place 0 yani ilk ring dediği yer şurası. Yani array'in 0. indeksinden itibaren 10 karakterlik bir şey yazdı buraya. Okuduğu length yani okunan data uzunluğu 10'muş. Başlangıç olarak şuraya atıyor. Buradan başlıyor. Siemens AG. Bir tane daha okutalım. Mesela yine şurada örnekten bakarsanız. Mesela Hello World'u okutalım. Okuttuğum zaman bakın Hello World olarak geldi. Nasıl geldi? 12. karakterden başlıyor. Ring place 12 görüyorsunuz. Receive length 12. 12 byte. 12 karakter almış. Dolayısıyla siz program içerisinde eğer bunu okuduktan sonra bir yere move'layacaksanız şöyle yapabilirsiniz. Receive bu data bloğumuz adı neydi? Data P2P. Örneğin bir tane örnek yapalım. Şuraya gelelim. Şuraya isterseniz data bloğun içerisine oluşturalım hemen. Ve offline olayım. Data bloğun içerisine bir tane şey ekleyelim. String ekleyelim. DTR last read diyelim. Son okunan değer olsun. String diyelim buna da. Şimdi buraya bir tane değişken ekledik. Gelelim. OB1'e. Bir tane sistem fonksiyonu kullanalım. Buradan char to string diye tam da ihtiyacımız olan bir fonksiyon. Bunun 3 girişi bir tane de çıkışı var. Ne işe yarıyor? Bir tane karakter array'e gösteriyoruz. Array'in başlangıcını, pointer'ını gösteriyoruz. Hangi indeksten başlayacağını ve kaç tane değişken, yani kaç tane karakter alacağını. Bunu bir string'e atıyor. String'imiz neydi? En son oluşturduğumuz str last read. Buraya attım. Array'imiz neydi? Receive P2P. Receive data. Bu array'i buraya atıyorum. Başlangıç noktası ring place. Kaç tane alacağım? Receive length. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi görmek isterseniz. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra bu yaptığımızı yükleyelim. Şimdi online olduk. Şuraya da monitoring'i açalım. Bakın receive data şu an boş 0. Şimdi hemen bir tane şuradan okutayım tekrardan. Şurada hatırlarsanız şu gördüğünüz QR'lardan mesela Siemens AG'yi tekrar okutayım. Bakın tık diye buraya Siemens AG olarak buraya attı. Hemen üstüne Hello World'u okutalım. Bakın o geldi. İşte ABCD'den başlayıp L'ye kadar giden bir string. 0'dan 9'a kadar olan sayıları okutayım. Bu şekilde geliyor. Şimdi burada sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer array dolarsa 1024'ten bir yerde mutlaka dolacak zaten. Çok sürmeyecek. Çok seri çalışan bir hat düşünürsek. Şurada bir yerde dolduğunda kelimenin yarısına falan denk gelirse. O zaman işte bir ufak bir program yazıp eğer şu 1024 ise şuraya atla deyip devam ettirmek lazım. Bu şekilde çok hızlı ve basit bir yöntemle okuyabiliyoruz Seriport'tan. Bu cihaz dediğim gibi farklı markada olabilir. Çok önemli değil. Aynı bloğu kullanacağız. Baudet ayarlarını, komport ayarlarını yaptıktan sonra bu şekilde her türlü farklı cihazdan da bu veriyi almak mümkün. Eğer şey tarafına dönersek, barkod okuyucunun manuel kısmına. Şimdi bu cihazın birden fazla manueli var. Farklı manuelleri var. Bunlardan bir tanesi QR kodlarla yapılacak işlemler, ayarlarla ilgili. Bunu da ben size paylaşacağım. İhtiyacınız olduğu zaman buraya gelip buradan şeylere bakabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı özellikleri için QR kodlar var. Bunları okuyarak, okutarak cihaza bu ayarları aktif edebilirsiniz. Örneğin Continuous Scan mod var. Bunu okuttuğunuzda şey sürekli okumaya başlar. Yani elimizle tetik almak değil de yani buradan basmak yerine sürekli okumaya geçer. Önüne cisim geldikçe okur. Motion Detect işte özelliği var. On yapma, off yapma gibi. Delay verme, geciktirme verme gibi. Burada birçok farklı özellik var. Comport ayarlarına bakalım mesela. Burada okunan karakterlerle ilgili şeyler var. Mesela RS-232 ayarlarına baktığınız zaman fabrika ayarlarını alma. Baud rate'i bakın 1200, 2400 vesaire gidiyor. Benim tavsiyem yüksek hızda kullanmak. Daha hızlı okuma sağlıyor. O yüzden
115.200'de ben kullandım. Burada işte data bit sayısını değiştirebiliyorsunuz. Parity ayarlarını değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Bunlarla ilgili yapmak istediğiniz ayarlar için buradan QR'ları okutabiliyorsunuz. Bunları okuduğu zaman cihaz otomatikman o ayarları aktif ediyor. En son yaptıktan sonra da mutlaka kaydetmek lazım. Burada Save All Settings diye bakın. Burada şey var. Bunlara bakabilirsiniz. Onun dışında yine burada bir şey manueli var. Bunu da yine paylaşacağım. Kablo bağlantılarını falan gösterdi ama ihtiyaç halinde. Burada hem 320 hem de 325'i anlattığı için görüntü genelde 325'in görüntüsü. Standlı olan bu. İkisi için de geçerli. Ondan başka bunu gösterdik. Şurada uygulamanın manueli var. Bunu zaten o verdiğim linkten de indirebilirsiniz. Bunu da yine paylaşacağım. Bu da zaten şeyin NetXSP modülün manueli. Bu bölümde bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi bir sonraki videoda artık başka bir örnekle SQL haberleşmesiyle ilgili devam edeceğiz. Onunla ilgili de hazırlık yapıyorum. Birkaç gündür bunun videosunun hazırlığını yaptım. Onu da bugün yarın çeker yüklerim. Bir sonraki konuda da SQL ile ilgili örnek yapacağız. Bir önceki SQL kütüphanesinde olmayan birkaç özellik eklenmiş. Bunlardan önemlisi stored procedure çağırma. Onunla ilgili de örnek göstereceğim. O da yine hazır uygulama üzerinden yapacağım. Senin oldukça kolay. Yine dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.